Herkese merhaba, ben Aslı. Bugün sizlerle beraber Marmaris'in Taşlıca Köyü'nü gezeceğiz. Bu benim ilk videom, umarım beğenirsiniz. Hatam olursa affola. O zaman gezimiz başlasın. Taşlıca'ya girdiğiniz zaman hemen karşınızda böyle bir değirmen çıkıyor. Tarihi tam olarak bilinmiyor ama sanırım 100 yıllık vardır burası. Eski yer değirmeniymiş. Şöyle diğer taraflarını da göstereyim. Serçe Koyun'a giden yol. Burası da Taşlıca'nın köy içine giriyor. Aslında biz Serçe'ye gitmeyecektik bugün ama şu an bir fikir değiştirdik. Oraya da gitmek istiyoruz. Hava kararır mı bilmiyoruz ama bir deneyeceğiz biz de. Buradan Taşlıca'nın köy içine gidebiliyorsunuz. Orada kahvehaneler var. Zaten birazdan onları da göstereceğiz. Bir hemen 5 dakikada gezip geleceğiz. O zaman gidelim. Önce de gösterdiğim gibi burası yapay bir göl değil, doğal bir göl. Yağmur suyuyla oluşuyor. Zaten burada da bahçe sulaması için kullanıyorlar o suları. Aynı zamanda inekler. Aynı zamanda bunlara da rastlayabiliyorsunuz tabii ki de. Aynı zamanda inekleri otlatıyorlar, inekleri sulatıyorlar. Zaten tarım arazisi. Gördüğünüz gibi buralarda otlar da var. Ve bolca kurbağa sesleri var. Biraz yakından bakalım isterseniz. Köyün çok fazla göze hitap eden ya da manzara anlamında bir alıcılığı yok. Ama burası bence yaşanmışlık ve ortam olarak çok farklı bir köy. Yani içine girdiğiniz zaman zaten bambaşka bir ortama giriyorsunuz ve büyüleniyorsunuz gibi. Yine de siz zamanınız olursa bir 5 dakika buraya uğrayın. Yazın şimdi çok kuru ama ilkbahar döneminde çok güzel ve yeşil. Yani burası bu kadar. Birazdan zaten Serçe Koyun'a gideceğiz. Orası daha güzel. Hep beraber göreceğiz. Böyle bir yokuş çıktık. Koştur koştur. Şimdi Serçe Koyun'a gidiyoruz. Gün batmadan oranın da gün batımını yakalayalım. Zaten yol da çok güzel. Bir an önce gidelim. Yolda görüşürüz.
arkadaşlar, burası da Taşlıca'nın Kırkkuyular bölgesi. Biraz önce gösterdiğim kuyular bundan yaklaşık bir 100 yıl önce Rumlar tarafından yapılmış. Şu anda hala yerli halk tarafından kullanılıyor. Burada çok fazla içme suyu yok. Evlere giden, yani içme suları olmadığı için insanlar buradan gelip kuyulardan doldurup hayvanlarını içiriyor ya da evlerine götürüyor. Su zaten temiz, bu şekilde kullanıyorlar. Su sanırım anca gelmeye başlayacak evlere. Direkt şebeke suyu yok. O yüzden de burası çok meşhur bir yer. Yani zamanında sanırım Rumlar yapıyor ve hala da kullanılıyor. Bu çınar ağacı. Çınar ağacı da sanırım 1000 senelik ve hala yaşıyor. Burası da taşra denince akla ilk gelen yerlerden birisi. Genelde taşrayı gezmeye gelen herkes burayı görür. Burası Selçuk yoluna giden meşhur da bir yerdir. Yolunuz düşerse illa bu ağacın altında bir fotoğraf çektim. Tamamıyla. Şurada bir tane restoran var. Burada tekneciler var. Balıkla uğraşıyorlar. Genelde zaten Taşlıca'da balıkçılık ve hayvancılık yapılıyor. Yazın burası yatlar açısından kalabalık oluyor bayağı bir. Liman olduğu için çok fazla yatlar yaklaşıyor. Hatta şu anda bile gelmişler. Birazcık daha ileriye gittiğimiz zaman da farklı bir yere, atmosfere iniyorsunuz. Orada da bir tane restoran var. Orayı da göstereceğim şimdi. Aynı zamanda orada iskele de var. Burası da o bahsettiğim diğer aşağı taraf. Şurada bir tane restoran var. Yazları geldiğiniz zaman oradan bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Onun dışında gördüğünüz gibi iskeleye yerleşen yatlar var. Burada da yine aynı şekilde. Bu Bozburun Yarımadası'nın son adası, yani koyu diye geçiyor. Burası da dağlık. Burada da keçiler. Buranın suyu diğer yerlere göre daha soğuk. Çünkü biraz saplı su geliyor. Yaz aylarında tabii ki de burası da her yer gibi. Evet, akşam olmak üzere artık. Videomu burada kapatıyorum. İlk videomda umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki adresimiz muhtemelen ya Söğüt olacak ya da
bilmiyorum. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Ona göre ben de bu taraftan bir yerlere giderim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.